İyi günler. Ben Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nden İç Hastalıkları Bölüm Dalı'ndan Doktor Ötümes Kaan Tur. Bugün sizlere astım hakkında kısa ve önemli bilgiler vermek istiyorum. Astım, solunum yollarını etkileyen kronik bir hastalıktır. Astım hastaları çeşitli tetikleyicilere maruz kaldıklarında solunum yollarında daralma, şişme ve aşırı mukus üretimi yaşarlar. Bu durum nefes almayı zorlaştırır, öksürük, kırıltı ve göğüste sıkışma ise neden olabilir. Astımın kesin sebebi bilinmemekle birlikte genetik faktörler, çevresel etkenler hastalığın gelişiminde rol oynayabilir. Ev tozu akarları, polenler, küf, hava kirliliği, soğuk hava, egzersiz, sigara dumanı ve bazı ilaçlar astım ataklarını tetikleyebilir. Astım tedavisinin en önemli adım tetikleyicilerin belirlenmesi ve bunlardan kaçınmaktır. Düzenli ilaç kullanımı astım semptomlarını kontrol altına almada büyük önem taşır. Genellikle iki tür ilaç kullanılır. Koruyucu ilaçlar ve solunum yollarındaki iltihabı azaltarak astım ataklarını önleyen ilaçlar. Rahatlatıcı ilaçlar ise astım atakları sırasında solunum yollarını genişleterek nefes alma işlerini kolaylaştırıcı etkisi olur. Astım hastaları doktorlarıyla yakın işbirliği içinde olmalı ve tedavi planlarına uyması gerekmektedir. Düzenli kontroller, semptomların takibi ve gerektiğinde tedavinin ayarlanması, düzenlenmesi önem taşır. Astımla yaşamak zor olabilir ancak doğru tedavi önlemlerle birçok hasta normal ve aktif bir yaşam sürdürebilirler. Astım hastalarının hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmaları, tetikleyici etkenlerden kaçınmaları ve ilaçların düzenleri kullanması önemlidir. Astım farkındalığını arttırmak ve hastaları desteklemek için hep birlikte çalışmamız gerekmektedir. Astım olan hastaların hastalıklarını yöneterek sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri mümkündür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.